İyi akşamlar sevgili STV izleyenleri. Haberin merkezi STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İzmir'de yaşanan deprem sonrası imar barışıyla hak sahiplerine yönelik af yeniden gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek valilik imzasıyla uygun olmayan iş yerlerinin yıkılması işini belediyelere verdi. Yeni düzenlemeyi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt değerlendirdi. Son yaşanan İzmir depremi sonrasında tüm kamu kurumları üstlerine düşen görevi yeniden hatırlatıldı. 2018 yılında çıkarılan imar barışı yasasıyla projeye uygun olmayan yapılar için hak sahiplerine af getirilmişti. Ancak yaşanan İzmir depreminden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmar yapı ruhsatı olsa bile mevzuatlara uygun olmayan iş yerlerinin yıkılmasına karar verildi. Yıkım çalışmaları ise valilik imzasıyla belediyelere verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yapılan düzenlemeyi değerlendirdi. Projeye aykırılık varsa, teknik anlamda deprem yönetmeliğine, diğer mevzuatlara aykırılık varsa, yapı kullanma belgesi hemşehrilerimize hiçbir hak sağlamıyor, dedi. Özellikle İzmir depreminden sonra yeniden depreme karşı kurumların görevlerini titizlikle yapmaları gerektiği noktasında bir hareketlenme başladı. Böyle olunca da valiliğimiz bize, büyükşehire ve diğer belediyelere de gönderdi muhtemelen. Kendisine gelen şikayetleri değerlendirerek imar affından yararlanmış olsa dahi ibaresiyle bu tür yanlış yapılan yapıların projelerine aykırı bir imalat var ise hiç imar affından yararlandığına bakmaksızın yıkılması ya da yasal işlemin yapılması konusunda bize bir uyarı gönderdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu hassasiyeti, bu duyarlılığı elbette bizi de etkileyecek. Biz de zaten belediyeler olarak bu konuda oldukça titiz davranıyor idik. Ama bu saatten sonra, bu yazıdan sonra hemşerilerimizin şuna dikkat etmesi lazım. Efendim ben imar affından yararlandım. Elimde belgem var. Yapı kullanma belgesi aldım. Yapı kayıt belgesi aldım. Artık burada canımın istediğini yapabilirim. Anlayışından vazgeçmeleri lazım. Projeye aykırılık var ise, teknik anlamda deprem yönetmeliğine aykırılık var ise, teknik anlamda diğer mevzuata aykırılık var ise, yapı kullanma belgesi hemşerilerimize hiçbir hak sağlamıyor. Bunu bilmeleri lazım. Özellikle zemin katta iş yeri haline dönüştürülen ve o zemin katla bağlantılı olarak üst katlarda iş yerine dönüştürme çabalarının tümünün durdurulması lazım. Bunu ben hemşerilerimize bir açıklama halinde duyurmak istedim. Daha titiz ve daha dikkatli olmak zorundayız. Sadece bu noktada değil, imar affının gerçekten yanlış bir uygulama olduğu bir kez daha anlaşıldı. 112 sağlık çalışanları Hayat Akarken programına konuk oldu. En tecrübelisinden en gencine kadar 112 personeli hayat kurtarabilmek için verdiği o mücadeleyi anlattı. Hep birlikte izliyoruz. Her koşulda zorlu bir görev icra eden ve hayat kurtarabilmek için büyük bir mücadele örneği sergileyen 112 sağlık çalışanları STV'de yayınlanan Hayat Akarken programının konuğu oldu. STV Haber Müdürü Şener Çetin'in sorularını yanıtlayan, bu mesleğe gönül vermiş 112 personelleri hem karşılaştıkları zorlukları anlattı hem de yaşadıkları unutulmaz anları paylaştı. Mesleğimizde öncelik kesinlikle gönüllülük. Gönüllü olmayan, bu mesleği sevmeyen biri kesinlikle yapamaz. Onun açısından çok can sıkıcı olacaktır bu durum. Biz her vakamızda, her görevimizde insanların hayatlarına dokunuyoruz. Son nefesim dediği anda belki ona ek bir nefes oluyoruz, sevdiklerini bir daha görme şansı veriyoruz. Bu noktada
Bu duygular tarif edilemez duygular ve biz bu duyguları her vakamızda yaşıyoruz. İnsanlara yardımcı olabilmek adına koşturuyoruz ama geçtiğimiz yıl Eylül ayında benim ambulansa ihtiyacım oldu. Bir kalp krizi geçirdim. 3 dakikalık bir zaman süresi içerisinde ekip arkadaşlarım bulunmuş olduğum mekana geldiler. Yalnız o esnada, nasıl izah edeyim size, saniyelerin dakikalardan daha uzun olduğu, ambulansın gelmek bilmediği hissine kapılıyorsunuz. Bizim de şikayet olaraktan vatandaşlardan zaman zaman işte niçin geç geldiniz sorusuna muhatap oluyoruz. Bunun sebebi de gerçekten hasta olmak veya hasta yakını olmak, o sırada ambulansı beklemek gerçekten çok uzun bir süreçmiş gibi geliyor. Oysa ki 3 dakika içerisinde yanımdalardı ve gereken müdahaleyi yaptılar. 112 çalışanlarının arasında tecrübeli bir isim de vardı ve unutamadığı bir vakayı gözleri dolarak anlattı. Yıllar önce, tam olarak hatırlamıyorum, bir kış günü sabaha karşı, sabahın erken saatleri, saat 7 gibi bir yangın ihbarı aldık. Benden önce iki ekip gitti, ondan sonra da bizi yönlendirdiler. Olay yerine varır varmaz itfaiye ve çevredeki halkın yardımlarıyla battaniyeye sarılmış vaziyette bize bir hasta getirdiler. Ambulansı aldık. Simsiyah olmuştu, yanmış. Dokunduğun yer dökülüyor. Böyle bir yanık vakası. Ama yüzeyel bir sorunum var. Kalbi atıyor. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Merkezin en genç üyesi ise 112 servisinde çalışmanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti. En genç 112 üyesi olmak benim için gurur verici. Çünkü Eskişehir 112 personelinin engin tecrübelerini benimseyip bunları yeni başlayan arkadaşlarıma aktaracak olan kişi de benim aynı zamanda. Bu yüzden gurur duyuyorum ve de sevinç duyuyorum. Acil servis ekipleri bir vakaya gitmek için harekete geçtiğinde bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada 112 personeli vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade ediyor. Bizim hastaneye ve vakaya ulaşmamızı engelleyen en önemli şey aslında hatalı parklar ya da trafikte yaşama yol verilmemesi. Vatandaşlarımızın da bu konuda bize yardımcı olmalarını ve engel olmamalarını en başta ve yaşama yol vermelerini istiyoruz. Yani hasta yakınlarının bize yardımcı olmalarını, biz zaten onların hastalarını kendi yakınımızmış gibi kabul edip müdahalelerini gerçekleştiriyoruz. Zaten yapılan o müdahale esnasında da bizi anlıyorlar. Hani gerçekten sonra koşarak gelip teşekkürlerini sunuyorlar. Duyarlı olalım, ambulansa yol verelim. 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Eskişehir halkına ben buradan öncelikle teşekkür edeyim. Çünkü ben buraya geldiğimden beri fiilen aktif sürücülük yapıyorum. Eskişehir'de trafikte çok sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece hatalı parklarda biraz sorun yaşıyoruz. Benim çalıştığım bölgede, bu üniversite caddesinin olduğu bölge, Doktorlar Caddesi'ndeyiz. Orada işte hatalı parklardan dolayı, ikinci şeride park ettiklerinden dolayı bize yol da veremiyorlar, yol vermek isteyenler. Buradan hani trafikte en çok yaşadığımız şey dediğim gibi hatalı parkla yapmaları. Onun dışında hani Eskişehir'de trafikte çok zorlanmıyoruz. Bayan sürücü olarak zorluklarla karşılaşıyoruz ama Eskişehir halkına buradan teşekkür ediyorum. Ambulansı fark eder fark etmez yolu bize güzelce açıyorlar. Tabii bazen yol vermeyen sürücülerle de karşılaşıyoruz. Onlara buradan söylemek istediğim, bizim mesleğimizde saniyeler çok önemli. Kendilerinden empati kurmalarını istiyorum. 112 komuta merkezinin en önemli sorunuysa gereksiz yere merkezin meşgul edilmesi. Hatır soranından tutun, pin kodumu hatırlamıyorum, yardımcı olabilir misiniz? Özellikle pandemi dolayısıyla COVID ile ilgili tabii ki danışma ya da meraklı soruları da çok alıyoruz. Sadece ses dinleyip ki bazen karşıdaki acil yardım ihtiyacı olan kişi de konuşamıyor. Bunu bilemiyorsunuz. 112 çalışanları 7/24 esasına göre çalışarak hayat kurtarmak için mücadele ederken vatandaşların merkezi gereksiz yere meşgul etmemeleri de altı çizilerek bir kez daha hatırlatıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de salı günü saat 21 itibariyle başlarken yasakla birlikte işlek caddeler sessizliğe büründü. Dün akşam saatlerinden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları salı günü saat 21 itibariyle başladı. Hafta içi her gün uygulanacak kısıtlama akşam saat 21 ile sabah 5 arasında olacak. Kısıtlama Eskişehir'de polis ekipleri tarafından alınan önlemlerle uygulamaya konuldu. Saatler 21'i gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan açıklanan meslek grupları muaf tutulurken diğer tüm vatandaşlar 8 saat boyunca evlerinden çıkamayacak. Alınan kararlara vatandaşların uyduğu gözlenirken kentin işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu. Öte yandan hafta içi kısıtlamalarının yanı sıra 4 Aralık Cuma günü saat 21'de başlayacak olan hafta sonu kısıtlaması 7 Aralık Pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Evet, koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda şehrin işlek caddelerinde devriye gezen polis ekipleri yoğunluğun önüne geçmeye çalışırken bir yandan da maske kontrolü yaptı. Hem ülkede hem ilimizde artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler arasında cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaltılması da yer alıyordu. Bu kapsamda şehrin işlek caddeleri olan 2 Eylül Caddesi, Hamam Yolu Caddesi'nde polis ekipleri devriye gezdi. Ekipler yoğunluğun önüne geçmeye çalışırken diğer yandan da hem maske hem mesafe konusunda vatandaşlara uyarılar da bulundu. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone'la yapılan denetimlerde de yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücüler tespit edilip haklarında yasal işlem yapıldı. Odunpazarı ilçesinin Enişlek caddelerinden vali Ali Fuat Güven Bulvarı'nda trafik ekiplerince yapılan 2 saatlik uygulamada yaya geçidi kuralını ihlal eden araçlar drone yardımıyla tespit edildi. Kurallara uymayan 11 sürücüye 598'er lira cezai işlem uygulandı. Yaya geçidi uygulamamız var. Kamera kaydı var. Yayalar geçerken geçtiniz. Öte yandan kural ihlal eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti. İşlem için durdurulan sürücülerden bazıları duruma itiraz edip ihlal yaptıklarını inkar etseler de bazı sürücüler uygulamayı yerinde bulup hatalarını kabul etti. Vallahi haklı bir ceza. Normalde uyuyorum özellikle doktorlar ve şey tarafında ama burada açıkçası çok dikkat etmedim dedim. Yerinde buluyorum. Uzun zaman yurt dışında da yaşadım zaten. Yurt dışından olduğu için çok rahat uyduğum bir kuraldı ama demin açıkçası hakikaten hiç yaya da görmediğim için geçtim. Kemerimizde takılı her zaman için. Fakat yaya duruyordu. O anda böyle görmedim de diyebilirim. Lütfen herkes kurallara uysun. Çok önemli. Ben de uyuyorum aslında ama son anda fark ettim. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle toplu ulaşım seferlerinde değişiklikler yapıldı. Otobüs ve tramvay seferleri seyreltildi. İşte yeni sefer saatleri. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Eskişehir'de toplu taşıma seferlerinde değişiklikler yapıldı. Hafta içi saat 21'e kadar otobüsler mevcut seferlerine devam ederken 21 sonrasında sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurularak otobüs seferleri seyreltildi. Hafta sonu ise sabah 6 ila 10 ve 16 ila 21 arasında istisna kapsamında olan vatandaşların görev yerlerine ulaşımı için seferlerin devam edeceği bildirildi. Bu saat aralıkları dışındaysa hastaneler ve hastane bağlantılı otobüs seferleri saat 23'e kadar seyreltilmiş olarak sürdürülecek. Saat 23 sonrasında otogar kalkışlı gece ring hattı 6'ya kadar çalışacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan cumartesi ve pazar günleri kırsal mahalle ve merkez dışında kalan ilçelere otobüs seferleri yapılmayacak olup, hafta içi ise bu otobüslerin seferlerine aynı şekilde devam edecek.
Vatandaşlar güncellenen otobüs seferlerinin saatlerine belediyenin internet sitesinden ulaşabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının günleri de değiştirildi. Detaylar haberimizde. Eskişehir Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının kuruluş günlerinin değiştirildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre Odunpazarı bölgesinde kurulan Çankaya Pazarı çarşamba günü, Yenikent ve Sultandere Pazarı ile Tepebaşı bölgesinde kurulan Çamlıca Pazarı cuma günü, Muttalip Pazarı çarşamba günü, Çukurhisar Pazarı ise perşembe günü kurulacak. Hemen her bültenimizde pandemi dönemi esnafın aldığı yarayı ekranlara taşıyoruz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er de bu dönemde icraya düşen esnaflara dikkat çekti ve bu durumun içlerini acıttığını ifade etti. Pandemi sürecinde esnaf zor günler geçirmeye devam ediyor. Öyle ki birçok esnaf ödemelerini yapamadığından dolayı icraya düşüyor. Eskişehir'de de Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er, bu dönemde icraya düşenlerin olduğunu belirterek bu durumun da içlerini acıttığını ifade etti. Şu son günlerde bu pandemiden dolayı gelip Sayın Başkan bizi avukata icraya vermişsin. Ortamı görmüyor musun? Benim iş yerim kapalı. Ben çalışamıyorum, kiramı ödeyemiyorum. Üstüne üstlük bir de siz avukata vermişsiniz diyor. Tabii bu bizim içimizi sızlatıyor. Biz bundan çok mutlu değiliz. Biz ne yapmamız gerekiyor? Biz bu hükümetin bize göndermiş olduğu plasmanı dağıttığımız Eskişehir'deki esnafa geri dönüşünü sağlayamazsak, geri dönüşünde bunun takibimiz yükseliyor. Takibimiz yükseldiği zaman bize plasman gelmiyor. Şimdi öbür taraftan baktığımız zaman, madalyon öbür yüzünden baktığımız zaman sen gönderilen paranın geri dönüşünü sağlayamadın, takibin yükseldi, sana plasman yok deniyor. Bu taraftan biz esnafı icraya verdiğimiz zaman esnaf geliyor, başkan şu pandemi döneminde ayıp değil mi bizi icraya vermişsin? Biz ikarada bir derede kalıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Esnafın derdini, sorununu çok iyi bilen birileriyiz. Esnafın içinden birileriyiz. Esnafla hep türlü dertlerini, sorunlarını dinleyebilen, şu andaki bu en az 3 aydır, 5 aydır pandemiden dolayı berberinden, lokantacısından, kasabından, manavından, yani dokunmayan, bir tek sağlıkla gıdaya dokunmadı bu pandemi. Onun dışında dokunmadığı bir esnaf kalmadı. Biz ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu parayı geri dönüşünü sağlamamız için elbette ki kanun işlem yapmamız gerekiyor. Bu da bizim içimizi acıtıyor ama biz esnaflarımız da bunu bilmesi lazım. Kazım Kurt başkanlığında toplanan Odunpazarı Meclisi'nde Vadişehir ve 75. Yıl Mahallesi'nde yapılması planlanan parklara sağlık çalışanlarının isimlerinin verilmesi görüşüldü. Mecliste ayrıca Millet Bahçesi'nin otoparkının Eskişehir Spor'a verilip verilmemesi tartışma konusu olurken yeni stadyumun ismi de gündeme geldi. Odunpazarı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Kazım Kurt başkanlığında toplandı. 1 Aralık 2020 tarihli Odunpazarı Belediye Meclisi'nin 16. birleşim 1. oturumunu açıyorum. 3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Gündemde yer alan başlıklardan biri de Vadişehir Mahallesi ve 75. Yıl Mahallesi'nde yapılması planlanan parklara isim verilmesiyle ilgiliydi. Odunpazarı Kent Konseyi, Tabipler Odası ve Sağlık Sendikaları tarafından oluşturulan önerge ile ilgili Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru söz aldı. Özellikle bizim size önerdiğimiz gündeme aldığınız için öneriyi çok teşekkür ederiz. Tüm meclise teşekkür ederiz. Özellikle sağlık çalışanları ile ilgili Türkiye'de bu işin siyasal anlamda bir farklı bir bakış açısı olmadığını düşünüyoruz. Ve mutlaka bu oy birliğiyle geçecektir. AK Partili Meclis Üyesi Murat Özcan da sağlık çalışanlarının Eskişehir'de ve bütün Türkiye'de fedakar bir şekilde çalıştıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Sağlık çalışanlarımızın mesleki olarak ve insani olarak talep ettikleri her şey
Bence fazlasıyla hak ettikleri şeylerdir. Bu konuyla ilgili herhangi bir tartışmanın içerisine girmek polemikten öte bir şey değildir. Burada sadece isim verilirken bizim tercihimiz sağlık çalışanlarının içerisinde rahmetli olanlar varsa şayet bunların üzerinden seçilerek bu tarz park yerlerine verilmesidir. Ama tabii takdir gene başkanlığınızındır. Burada Tabipler Odası'nın özellikle seçilerek burada bir teklifin okunması çok da anlamlı olmadı bence. Sadece sağlık çalışanlarını Tabipler Odası temsil etmiyor. Gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik ise, Millet Bahçesi'nin otoparkının Eskişehir Spor'a verilmesi ve buradan elde edilecek gelirin de Eskişehir Spor tarafından değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade etti. Çelik ayrıca yeni stadyumun isminin Atatürk verilmesiyle ilgili sıkıntının halen devam ettiğini vurguladı. Eskişehir Spor'umuz ciddi anlamda ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu otoparkın Eskişehir Spor'a verilerek buradan elde edilecek gelirin Eskişehir Spor tarafından değerlendirilmesini arzuluyoruz. Bu konuyu da herhalde gündeme getirecek olan, yetkililerle konuşacak olan Murat kardeşim ve AK Parti ekibi diye düşünüyorum. Gerekli hassasiyet gösterilirse iyi olur. Tabii Eskişehir Spor'dan konu açılmışken Millet Bahçesi'nden kısaca bir de yeni stadyumdan bahsedeyim. İlk meclis toplantılarımızda stadyumun isminin eski stadyum isminin oraya aktarılarak Atatürk yapılması noktasında görüş beyan etmiştir. Murat kardeşim de o görüşü paylaşmıştı. Tabii ki olur. İyi olur. Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok demişti. İsimle ilgili bu sıkıntı hala sürmekte. Çelik'e yanıt Özcan'dan geldi. Stadyumun Atatürk isminin verilmesiyle ilgili o gün de söyledik. Burada SS'imizin çok zor bir durumda olduğunu biliyoruz. Burada stadyumun isim hakkından kaynaklı bir şekilde Eskişehir Spor'umuza gelir getirileceği anlamında ortaklı bir konsensüs var. Ama derseniz ki Eskişehir'in STK'ları, odaları, belediyeleri bu konuda vazife alsın, ismini Atatürk koysun, SS'imizin de bu konudaki giderinin ortaklaşa karşılayalım derse herkes buraya bu konsorsiyuma gerekli üzerine düşeni yaparak versin. Estağfurullah. Biz burada Eskişehir Spor'umuzun adına konuşuyoruz. Sayın Kazım Başkan Eskişehir Spor'la da çok ilgili olduğu için söylüyorum. Bu konuda Eskişehir Spor'umuzun alacak olduğu herhangi bir karar bizim için bağlayıcı bir karardır. Bizim buradan gelecek olan paraya ihtiyacımız yok. Bizi bu husulere düşünmeyin arkadaş. Bunu böyle yapınlarsa sizinle beraber imza vermeye hazırız. Onunla herhangi bir sorunumuz yok. Özcan, otopark konusuyla ilgili de şu ifadelerde bulundu. Otopark deyince akla belediye gelir. Elde onlarca otopark olan bir belediye 3-5 tanesini verirse Eskişehir Spor'umuzla ilgili biz de gideriz deriz ki arkadaş bunu cebimizden verelim de bunu da buraya bağlayın deriz. Otoparkla ilgili bir talep olacaksa belediyeden olursa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yoksa üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir stadyum yapmış vakıftan istenilecek şey değildir diye düşünüyorum. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise konuyla ilgili sert konuştu. Belediyeler şunu yapıyor, devlet bunu yapıyor. Ya devlet yapacak, devlet hepimizin devleti. Devlet bize bakacak. Benim sosyal güvencemi devlet sağlayacak. Benim sağlığımı devlet sağlayacak. Biz onun için vergi verdik. Onun için bu devlete çalıştık. Burada siz de böyle yapın. Öyle bir şey yok. Belediye başka iş yapacak, devlet kendi işini yapacak. Atatürk Stadı'nın adının pazarlanması. Pazarlayacaksanız şimdiye kadar pazarlasaydınız. Bakın Eskişehir Spor'a siz hiçbir şey vermediniz. Yazık değil be, sorun. Stadyumu üniversitenin parasıyla yaptınız. Ondan sonra Türk dünyasını aktardınız. Yapmayın, ben bunları bilen adamım, takip eden adamım. Bütün Eskişehir de biliyor. Dolayısıyla şimdi bir stada Atatürk Stadı adı verilsin dendiği zaman neden rahatsız oluruz? Yok. Neden rahatsız oluruz yani ben bunu anlamıyorum. Atmanıza gerek yok. İsmi verin geçin. Çünkü 5 yıldır Eskişehir Spor'a vermediniz. Ama Atatürk Stadı da yapmamak için böyle dolambaçlı yollarla bir takım şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Konuşmaların ardından meclis son buldu. Bir sonraki meclis toplantısının ise 3 Aralık tarihinde yapılmasına karar verildi.
STV ekranlarında yayınlanan Açıkça programının konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'di. Programda içkili yerler meselesi ele alındı. STV ekranlarında yayınlanan Açıkça programının bu haftaki konuğu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsmail Candemir oldu. STV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açıkça programıyla karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın İsmail Candemir. Odunpazarı bölgesi içkili yerler tartışmalarının konuşulduğu programda Candemir, gazeteciler Ali Baş ve Meltem Karakaşkaya'nın sorularını yanıtladı. Gündemde olan konu Odunpazarı Belediyesi'nin içkili bazı yerleri içkili bölge ilan etmesi. Tabii bazı kişilere ruhsat vermek için. Bu konuda siz de tabii itiraz ettiniz. İtirazınız var. Hem meclis üyeleriniz itiraz etti. Parti olarak siz de il başkanı itiraz ettiniz. Bu MHP'nin kaygısı nedir burada? Ya sonuçta sizin tabanda da yani içki içenler var. Tabii. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak insanların yaşam tarzıyla her şeyden önce herhangi bir problemimiz yok. Evet. Yani ben kendim alkol almıyorum ama başkası da alkol alabilir. Bundan da rahatsızlık duyma. Ama alkollü bölgeler meselesine olay geldiği zaman ilan edilen bölgelerin vatandaşa sormak gerekiyor. Onların getirisine götürüsüne iyi bakmak gerekiyor. Biz bu karar meclisten çıktıktan sonraki süreçte ilk önce 14 Kasım Cumartesi günü Kayan Sokak'ta vatandaştan bir istişarede bulunduk. Onların bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduğumuzda memnun olan ya da isteyen hiç kimseye rastlamadık. Arkasından Vadişehir Ihlamur kentte de imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Candemir, vatandaşların içkili yerler istemediğine dikkat çekti ve kaymakamlık görüşüne değindi. Sayın Belediye Başkanımızı geçen haftaki programımızda dinlediğim zaman işte kendilerine bir talep geldiğini, bu talebi değerlendirdiklerini söylüyorlar. Kendilerine göre haklı olabilirler ama bu talep geldiğinde de Odunpazarı Kaymakamlığı'ndan görüş istediler. Şu anda elimde de mevcut zaten o görüş. 16 sayfalık kaymakamlık sokak sokak neden olamayacağı hakkında çok net bilgiler vermiş. Aslında bu bilgilere dayanarak o müracaat sahiplerine bunun kabul edilemeyeceğini direkt söyleyebilirlerdi. Böyle bir karar çıktıktan sonra da biz de vatandaşın bu konu hakkındaki düşüncesini, oradaki insanlarımızın görüşünü almak istedik. Eskişehir'de kısa bir süre önce motosikleti çalınan Murat Demiral, hırsızların sadece bir eşyayı değil, aynı zamanda ekmek teknesi ve hatıralarını da çaldığını belirtti. Hırsızların çok usta olduğuna ve kolaylıkla motosikletleri çalabildiklerine dikkat çeken Demiral, motor sahiplerini uyarmayı da ihmal etmedi. "Benim canım yandı, başkalarının yanmasın," dedi. İşten dönen Murat Demiral, motosikletini park ettiği yerde bulamayınca şok oldu. Haber verdiği polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda 3 hırsızın direksiyon kilidini kırarak sabah saat 5.10 sıralarında motosikleti götürdükleri anlaşıldı. Polis işlemlerinin ardından talihsiz motosiklet sahibi Demiral, olayı anlatırken motorun kendi için anlamından ve öneminden de bahsetti. 28.11.2020 tarihi Cuma gecesi, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece sabah 5.10 gece sularında 3 tane motosiklet hırsızı genç, sabah 5.10 sularında gelip çok pratik yöntemlerle beraber hiç zorluk çekmeden motosikletimizi bulunduğu yerden çalmışlar. Daha sonrasında polis incelemeleriyle birlikte kamera kayıtlarından 3 kişi olduğu tespit edildi ve Karagözler Köyü tarafına kaçtığı gözüküyor. Bununla alakalı olarak polis ekipleri inceleme sağlıyor. Tabii ki bu motosiklet bizim emeklerimiz, çabalarımız sonucunda almış olduğumuz bir eşyaydı. Daha öncesinde geçtiğimiz dönemlerde benim için bir ekmek kapısıydı. Bu motosiklet sayesinde para kazanıp aile geçimimizi sağlıyorduk. Hırsızlar motosikletimizi çalmakla beraber iş imkanlarımızı, ekmek kapımızı, hatıralarımızı, anılarımızı, birçok şeyimizi çaldılar bizden. Bizim için vasıta tabii ki her işimizi motosikletle sağlıyorduk. Yani bizim için hayatımızda önemi büyüktü motosikletin. İnşallah en kısa zamanda bulunmasını temenni ediyoruz. Motosiklet sahiplerini uyaran Murat Demiral, hırsızların çok usta olduğuna ve kolaylıkla motosikletleri çalabildiklerine dikkat çekti. "Benim canım yandı, inşallah başkalarının başına gelmez," dedi. Motosiklet sahiplerine yüksek tedbirler almalarını öneriyoruz. Tabii ki yine bizde tedbirlerimiz oldukça yüksekti.
bu işle ilgilendikleri için çok profesyonelleşmişler. Onu söyleyebilirim. Motosiklet sahiplerinin de mümkün olduğunca kapalı alanda muhafaza etmelerini, kapalı alanda muhafaza edemedikleri takdirde yüksek güvenlik önlemleri almalarını şiddetle tavsiye ederim. Bizim başımıza geldi. İnşallah başkalarının da canı yanmaz bu konu hakkında. Sivrihisar muska baklavasından sonra yöreye ait lezzetlerden meşhur Sivrihisar dövme sucuğuyla Höşmerim tatlısı da coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivrihisar'da yerel miraslara sahip çıkmak adına Sivrihisar Belediyesi tarafından coğrafi işarete konu olabilecek ürünlerin tespiti amacıyla bir çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle ilçeyle özdeşleşmiş ürünlerin tespiti yapıldı. Sivrihisar Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusuyla ilk olarak Sivrihisar muska baklavasının coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Akabinde Sivrihisar dövme sucuğu ve Höşmerim tatlısı için de Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapıldı. Gerekli incelemelerin ardından yapılan başvurunun kabul edilmesiyle ilçeye 3 coğrafi işaret tescili kazandırılmış oldu. Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü, Sivrihisar'a ve Sivrihisarlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkıyor ve tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz ifadelerinde bulundu. Evet, bizler de hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devam edelim bültenimize. Sıfır atık kapsamında geri dönüşüme büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, sonbahar yapraklarını kompost haline getirip bakteriler sayesinde gübreye dönüştürerek bitkiler için besin olarak kullanıyor. Doğaya ve yeşile büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, tematik parklar başta olmak üzere sorumluluk alanında bulunan bölgelerde topladığı sonbahar yapraklarını da geri dönüşüme tabi tutuyor. Azot döngüsü içerisinde yaprakların çöp olmadığına vurgu yapan ve topraktaki bakteriler aracılığıyla yaprakların gübre olarak dönüştürüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, elde edilen gübrenin de bitkiler için besin olarak kullanıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çok hassas olduklarına dikkat çeken Başkan Büyükerşen, vatandaşlarımız sonbahar mevsiminde yaprakların oluşturduğu güzel görüntülerin temizlik ekiplerimiz tarafından ortadan kaldırıldığını düşünüyorlar. Oysa ki biz topladığımız o yaprakları kendi fidanlık alanımızda toprakla buluşturarak gübre olarak dönüşüme katılmalarına olanak sağlıyoruz. Elde ettiğimiz gübreyi de seralarımızda ve fidanlıklarımızda yeniden üretimde kullanıyoruz. Bu sayede hem doğaya geri dönüşüm konusunda katkı sağlarken hem de belediye bütçemize ufak da olsa tasarruf sağlamış oluyoruz dedi. Şehirde ağaçtan düşen yaprakların bile geri dönüşüme tabi tutularak değerlendirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlarsa, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekiplerine geri dönüşüm konusundaki hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV Ana Haber'de tekrar görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz.